Ne kadar güzel bir ev. Ne kadar. Aynı masallardaki gibi. Bayramlarda el öpmeler, çikolatalar, yılbaşında piyango, tombala. Ha, siz şimdi 3 kişilik çekirdek aile, mutlaka böyle günlerde birbirinize güzel sürpriz hediyeler yapıyorsunuzdur. Ha, yapıyorsunuz mu? Ve karşınızda Kağan Bozok. Heybete bak. Vay, vay, vay. Ne kadar etkileyici. Heybete bak. Bırak oğlumun fotoğrafını, bırak. Seni mi kıracağım? Bıraktım. Seni cehennem indir. Ya. Bırak annem. Bırak kızımı, bırak. Anlamıyor musunuz hanımefendi? Silah bende. Anladı. Ha? Bende silah. Sakin. Sakin. Tamam. Sakin ol. Bırak kızımı. Sakin. Şimdi ne yapıyorum? Seni dinliyorum. Bunu kırıyorum. Eren, sen dedene göz kulak ol, ben hemen geliyorum, olur mu? Tamam. Sakin. Server abla, Yıldız. İyi misiniz? Ne oldu? Sen niye ağlıyorsun? Yavaş. Yavaş geç. Sakin. Yavaş. Sakin. Evde miymiş komutanım? Nerede? Nereden aradı Tepegöz? Bilmiyorum Bayram ya, bilmiyorum. Yıldız evdeydi ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Allah kahretsin ya, Allah kahretsin. Seninle biraz dolaşalım ha? Ne dersin? Hayır. Evet. Mahir, gel. İyi, geliyoruz. Sür. Hadi baş baş. Bekle. Sırtına bir damacanı al, eve girer gibi yap de hadi. Şimdi. Naim, son durum nedir? Cevap ver. Aç şu telefonu Yıldız ya. Aç şu telefonu Yıldız ya. Aç kızım ya. Aç hadi aç. Yediler sürüküp. Hadi gözümüz aydın. Yiyecekler tabii. Bu daha bir başlangıç. Ya 100 kere aradı bugün beni ya. Amma çok seviyormuş bu kız kardeşi. Alo, Kağan Yüzbaşı, nasılsın? Kardeşim ver lan. Kardeşim ver herif! Ah canım benim, kendisi hiç müsait değil. Bir notum varsa ben kendisine ileteyim istersen ha? Ulan herif, eğer ona kötü bir şey yaparsa... Bağırıp çağırmayı kes Yüzbaşı. Kız kardeşin yanımda. Abi! Yıldız! Yıldız! Durma! Bundan sonra talimatları ben sana veriyorum Yüzbaşı. Yani emirleri benden alacaksın. Anladın? Ha, güzel. Ben seni sonra arayacağım. Ve sana ne dersem harfiyen yerine getireceksin. Abi! Şimdilik bu kadar Yüzbaşı. Nereye dede? Dede, hayır bak gitme. Kayboluyorsun sonra. Dede! Anne, neden yine gidiyor? Nedir? Dede! 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 Oğlum iyi misin? Baba çok korktum. Korkma lan gelme. Anne! Anne iyi misiniz? Kağan Yıldız'ı götürdüm adam. O katil Yıldız'ı götürdü. Bir şeyler yapalım. Tamam sakin ol. Olur, sakin ol. Tamam. Hatice. Tamam merak etme sen. Geldim bak geldim korkma. Merak etme tamam mı? Bulacağım Yıldız'ı. Korkma canım. Korkma geldim bak. Evet emniyete haber verdik. Durumun nezaketini de anlattım. Ancak sorun şu ki biz yetki tartışması yaparken... Kız kardeşinin başına bir şey gelirse olacakları düşünmek bile istemiyorum. Ne düşünüyorsun, ne yapabiliriz? Durumu henüz kavramış değiliz komutanım. Ancak ben olası bir operasyon için sizden yetki talep ediyorum. Kopuz, her ne olursa olsun bu hukuk önünde adli bir vaka. Öyle bir operasyon mümkün görünmüyor. Bozok Yüzbaşı'yı tamamen kaybederiz komutanım. Hızlı davranmamız lazım. Hele şehir içinde böyle bir operasyon mümkün değil. Yine de ben ne yapabiliriz bir bakacağım, tamam? Sağ olun komutanım. Sen de sağ olun. Sağ olun. Oğlum acele et. Yaralımız var mı? İyi misiniz? Ne yaralısı ya? Yaralı mı soruyorsun bana? Ha? Uyuyor muydu senin adamları? Sakin ol. Sakin ol falan demesene bana. Sakin ol deme bana ya. Bu ev polis gözetimi altındayken kız kardeşim kaçırıldı benim. Ne sakine? Komutanım sakin ol biraz. Görevini yap anlıyor musun? Görevini yap söyle bana adamların uyuyor muydu? Başka bir olay çıkarıp dikkatlerini dağıtmışlar. Bu bir örgüt işi. Organize bir şey anlamıyor musun? Ya git o zaman adamlarını al uyumaya devam et. Benimle böyle konuşamazsın kendine gel. Gelmiyorum ne olacak? Komutanım sakin. Yüzbaşım. Yeter. Ben Albay Halil İbrahim Kopuz. Özel kuvvetler. Size aktarmam gereken ayrıntılar var komiserim. Ya baba böyle oldu mu be? Hı? Olmaz mı? Oldu tabii. Hem de pek güzel oldu. Sen içine kalın bir şey giymemişsin. Üşüyeceksin. Sen bunu al da. Evet. Evet. Vallahi gidelim buradan artık. Çok sıkıldım. Geç olsun da güç olmasın oğlum. Mevlam görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen köprünün zor tarafını geçtin. Gerisi Allah kerim. Sen hele bir doktora git. Doktor ne derse eyvallah de. Tamam mı? Tamam baba. Oğlum, kağıdı unutmuşuz. Heh. Vallahi bir an önce gideyim de annemi görelim. Çok özledim. Doktor bey içeride mi? Sizi bekliyor, girebilirsiniz. Ha. Ya bir de şey soracağım. Yıldız Hanım var ya, hani öğrenci doktor. Ya tam doktor değil de işte fakültede okuyor ama burada da doktorluk yapıyor. İntern hekim mi? Ha herhalde, neyse. O geldi mi? Ben tanımıyorum kendisini ama girişteki danışmaya bir sorun isterseniz. Tamam ya. Neyse. Eyvallah. Nereye kadar gideceğiz Tepegöz? Malatya'ya mı ha? Ne o Mahir? Canım mı sıkıldı? Yok. Pirelendim. Bana oyun oynuyor olamazsın değil mi? Kenara çek! Ya ne oldu hele? Biraz mola vereceğiz. Seninle güzel güzel konuşacağız. Bakalım sonrası ne oluyor? Gözünü kızdan ayırma. Tamam. Ben hemen geleceğim. Ha? Ayrılığıma dayanabilecek misin? Hırçın kız seni. Hadi. Yani Mahir, yani. Tepegöz, bu iş çok sapa gidiyor bak. Anlıyorsun? İki adamın polisin elindedir. Egil, ötecekler. Şehrin göbeğinde subayın evini taradım ben. Ya, polise ateş açtım. Ya kapkaç tiyatrosu bile yaptı ha. Bu da yetmiyormuş gibi. Bu kızı kaçırıyor. Sonuç Tepegöz, sonuç. Yani Mahir, yani Mahir. Ya zaten sen bunları yapıyorsun. Yapmadığın şeyler mi? Ha? Yapmadığın şeyler mi? Ne var bunda Mahir? Ha? Karşılık, karşılık. Bana söz verdiğin her şey var. Ah Mahir, ah Mahir. Komiktir. Buyurun Serdar Bey, bu çıkış belgeniz. Fiziki anlamda bir sıkıntınız yok. Bu açıdan ilerleme son derece hızlı ve olumlu. Ancak psikolojik sağlığınız konusunda biraz daha mesafe almamız lazım. Bakın Serdar Bey, siz bir subaysınız. Çok kritik bir görev yapıyorsunuz. Bu konuda aceleci davranmayın. Kendinize biraz zaman tanıyın. dinlenin. Bu adaptasyon sürecinizi hızlandıracaktır. Bence göreve dönmek için hiç acele etmenize gerek yok. Doktor bey, yani tamam yanlış anlamayın, hani işinize karışmak gibi olmasın da ben yanılıyor da olabilirim ama benim iyileşeceğim yer zaten orası. Arkadaşlarımın yanı, görevdeyken, o üniformaları giydiğim zaman. Ayrıca ben bunun için her şeyi yapmaya hazırım. Siz yeter ki şu göreve uygundur raporuna bir imza atın. Ya doktor bey bakın ben oraya eğer geri dönmezsem tamam hayatta kalırım. Hatta belki daha uzun süre hayatta kalırım ama yaşamış sayılmam. Ben Üsteğmen Serdar Türkmen olmazsam yaşamış sayılmam. Baba hadi. Niye suratın rahatsız? Doktor ne dedi? Ne, bir şey demedi. Gayet iyiyim yani. Bitti gördün mü işte sayılı gün tez geçerdirler. Çok şükür gitti. Öyle oldu baba. Baba sen şimdi git bilet işini hallet. Ben bir Kaan abilere uğrayayım. Ondan sonra da köyümüze gideriz annemin yanına. Olur tabii olmaz mı? Teşekkür et onlara. Ha. Benden doğru da onlara selam söyle olur mu? Tamam tamam. Ben bir taksi çağırayım. Taksiye atlayayım. Aha. Olsa bak hemen de geldi. Tamam, tamam. Görüşürüz. Haberleşiriz tamam mı baba? Tamam. Allah. Susadın mı? Sana su vereceğim. Ama sakın bağırma tamam mı? Sakın sesini çıkarma. Bunu sana da bana da faydası yok, anladın mı? Lütfen bana yardım edin. Lütfen bana yardım edin. Sana yardım edemem. Bana da şantaj yapıyorlar. Bütün ailem, herkes ellerinde. Anladın mı? Bak eğer bana yardım edersen ben de sana yardım ederim. Söz. Sana yardım etmeyi çok isterdim. Ama bunu yapamam. Yoksa seni de beni de öldürürler. Sessiz ol. Burada otur sadece. Bir dakika, bir dakika. Bak, o benim babamı öldürdü. Şimdi abim tehlikede. Lütfen bana yardım et. Yapamam. Çok risk aldım Zülküf. Bu işin maliyeti bana çok ağır oldu. Ya verdiğin sözü yerine getir ya da konuşmayı çok ataşlı yapalım ha. Ya Mahir, bazen beni şaşırtıyorsun ama. Yani İdeolojik amacına ne oldu? Fedai kimliğine, adanmışlığına ne oldu? Bak, ben şöyle diyorum. İkimizin de düşmanı ortak. Senin düşmanın da benim düşmanım, benim düşmanım da senin düşmanın. Ha? Senin politik amacına, kavga ahlakına, cephe ruhuna ne oldu? Seni bunlarla hiçbir şekilde bağdaştıramıyorum. Hiç! Ulan sen ne konuşuyorsun ha? Bana mabal okuma. Öldürdüğün adamları soyan sen değil misin? Tarlası olan sen değil misin? Taşıdığın her toz paketinden %15 götürüyorsun. Bir de kalkmış bana adanmışlıktan, ideolojiden bahsediyorsun ha? Sen! Bana bak. Ya verdiğin sözü yerine getirirsin ya da olacaklara katlanırsın. Ya Mahir, ya Mahir. Sen hiç şakadan anlamıyorsun. Şu 1 saatlik yolun sonunda adamlarım beni bekliyor. Ve orada sana o emaneti vereceğim. Ve günün sonunda günün en karlı adamı sen olacaksın, sen. Umarım dediğin gibi olur. Yere gidek. Toplanın. Oh. Haydi. Telefonlardan birini aradığında ilk irtibatı kurmuş olacağız. Telefonda mümkün olduğu kadar uzun konuşmaya çalışın. Eğer yeterli bağlantı süresini bulursak yer tespitini daha isabetli yapabiliriz. Komiserim, Yıldız'ın telefonuna, kullandıkları araca falan ulaşamıyor muyuz? Onlardan bir bilgi alsak. Kullandıkları minibüs otoban girişinde bir yerde terk edilmiş. Araç değiştirmişler. Telefonu bulamadık ama tespit ettiğimiz son sinyale göre aşağı yukarı aynı yerde. Halledecektik. Serdar Üsteğmen'i aldığımız gün dönüp dalacaktık komutanım. O kafa o gün orada kopacaktı. Aynen. Olur mu be ya? Serdar Üsteğmen mi olacaktı o zaman? Hastaneye zor yetiştirmişiz. Nereye dönüyorsun? Komutanım, Kopuz albay bir şey demiyor mu? Biz ne yapacağız şimdi? Henüz bir emin almadık. Beyler biz yine hazır olalım da her an iş başa düşebilir. Düşsün. Allah vere de iş başa düşsün. En zoru da bu. Ya bir telefon açıp nedir durumlar diye bile soramıyoruz komutanım. Bu ne berbat bir şey komutanım ya. Selvi Hanım. Kaan, Bayram gelin benimle. Polis çalışıyor. Yıldız'ı bulacaklardır. Ama ben yine de askeri kanallardan, jandarmadan, istihbarattan bir şey çıkar mı diye bakacağım. Bu aşamada senden ricam fevri davranışlarda bulunmaman. Polisin talimatlarına harfiyen uy. Ve bir şeyi de aklından çıkarma Kağan. Tepegöz'ün tek bir amacı var. Aklını devreden çıkarmak. Çünkü eğer bunu başarırsa gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Komutanım, önce babam, sonra Serdar. Bu ev, annem. Şimdi de Yıldız. Yani bu saatten sonra aklın, mantığın, sağduyunun herhangi bir önemi, değeri var mı onu bilmiyorum. Başka şansımız yok evlat. Şu anda başka çaremiz yok. Polisle irtibattayım. Gerekli durumda biz de devreye gireceğiz. Sen söylediklerimi aklından çıkarma. Bayram. Emredin komutanım. Tepegöz pazarlık yapacak. Kaan o kadar öfkeli ki Tepegöz'ün attığı her yeme koşacaktır. Ona engel ol. Bir delilik yapmasın. Emredersiniz komutanım. Ama komutanım onca olanlardan sonra ben bunu nasıl yapacağım? En azından dene Bayram. Eyvallah. Sağ olun. Hayırdır çavuşum? Siz bu saatte ne yapıyorsunuz evde? Ne oluyor? Yukarıda da komutanım. Abi ne oluyor? Serdar yavrum. Yıldız'ı kaçırdılar. Ne? Kim? Tepegöz. Evet. Komutanım. Alo. Benim ya jandarma uzman çavuş Turgut Avşar. Ya evdeysen sana bir 5 dakika. Turgut hiç müsait değiliz kardeşim. Tamam şimdi kapa konuşuruz sonra. Hadi. Bir şey ister misin? Canım ya. Bak Turgut, müsait değiliz kardeşim. Ha yüzbaşı, eğer müsait değilsen ben seni sonra arayayım ha. Ama buna kız kardeşim çok üzülecek. O iyi mi? Bana bak o iyi mi? Yıldız'ı ver bana. Ver Yıldız'ı. Abi sakın gelme o pislikle ben baş ederim abi sakın gelme. Sen onun dediğine bakma yüzbaşı. Eminim biraz sonra bana daha farklı şeyler söyleyecek. Bana bak. Sakın ona kötü bir şey yapma. Anladın beni. Sakın ona kötü bir şey yapma. Yola çık yüzbaşı. Sana söyleyeceğim yere gel. Kalk ve yola çık yüzbaşı. Nedir? Hayır, cep telefonu değil bu. Uydu telefonu kullanıyor. Yerini tespit etmek o kadar kolay olmayacak. Vakarsın ya. Ya komiserim, otoyol gişe kayıtları, yol kamera kayıtları hiçbir şeye ulaşamıyor muyuz? Bir bilgi alamıyor muyuz yani? Araştırılıyor ama biraz zaman alacak. Abi, hemen yola çıkalım geç olmadan. Çökelim tepesine. Bakın bu çok riskli. Ne riski kardeşim? Biz zaten riskin dibine batmışız. Elimizdeki en iyi seçenek... Yeter susun! Lütfen çıkın dışarıya. Hanımefendi teknik takipteyiz. Hepiniz çıkın lütfen. Hadi arkadaşlar. Siz de çıkın. Oğlumla konuşacağım. Hadi hadi. Beylik tabancan yanında mı? Al. Bu da rahmetli babanın tabancası. Babanı öldürdüler. Sessizce yasını tuttu. Evimizi kurşunladılar. Kimsenin haberi olmasın diye bir şey söylemedim. Seni kurşunladılar. Serdar'ı parçaladılar. Kıkımı çıkarmadım. Şimdi hiçbir günahı olmayan masum bir kızı kaçırdılar. Yavrumu kaçırdılar. Kızım ellerinde, o canavarın elinde. O canavar daha kaç insanla doyacak. Şimdi ben artık beklemek istemiyorum. O canavarı bulmanı istiyorum. Kan kuzu, kızılcık şerbeti içtim demek istemiyorum. Bu silahı da beline takacaksın. Gidip o katili, o canavarı ininden bulup çıkaracaksın. Yerin 7 kat dibine gömeceksin. Şimdi bin arabana. Tak bu silahı da beline. Git kardeşini getir bana. Sana kızını getireceğim. Getireceğim onu. Komutanım. Komutanım. Gel yapma. Size haksızlık ettim. Görevinizi yaptınız. Yüzbaşım, bunun önemi yok. Ama gitmek niyetindeyseniz bunu hiç tavsiye etmiyorum. Öneriniz nedir peki? Komutanım. Vay. Gel bir gel. Bu nereden çıktı şimdi ya? Vallahi nasıl özlemişim seni ha. Kolun nasıl? Bak ne diyeceğim, beni personel aldılar, tamam mı? Subayın biri, inanmazsınız, 3 gün sorguladı beni ha. En son dedim benim kardeşin yeme töreni var, salın beni. Neyse taksi maksi dön dolaş. O da beni kazıkladı herhalde. Bayan var herhalde, sövmeyin gene. Komutanım, bir mevzum var, hayırdır? Turgut, sonra, tamam mı? Hadi sonra. Komutanım. İyi. Kopuz o aradı. Sakın tek başına gitmesin dedi. Ben de geleyim komutanım. Burada kalıyorsun bayram. Tamam, merak etme, ben gidiyorum zaten. Sen de burada kalıyorsun. Hayır, gayet de geliyorum. Yüzbaşım, bunu yapmakla çözüme katkıda bulunmuyorsunuz. Aksine onun hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Bakın, sizi son kez uyarıyorum. Komutanım, gel etme. Ben de geleyim. Yahu ben sıkıldım bu panayırdan ama ha. Teröristin biri kız kardeşimi almış. Belki de öldürecek, ben de gidip onu kurtaracağım. Yeter ya, hepinizle tek tek hesap vereceğim. Komutanım. Komutanım. Ha? Bagaja bakarsın. Allah'a emanet. Hiç öyle bakma abi. Beni o herifin elinden kurtaran sensin. Uçurumdayken elini uzatan da sendin. Şimdi sıra bende. Hadi. Kabus mu bu? Hadi kendini topla Hatice. Sen Selver annenin yanına git. Ona destek ol. Hadi onunla ilgilen. Çok uzun olacak bu gece. Öyle olacağı belliydi. Tepegöz başından beri Kaan'ı delirtmeyi amaçladı. Sonunda da başardı işte. Haksız sayılmaz komutanım. Çok fazla üstüne gitti. Psikopatça hem de. Ne zaman çıkmış? Haberi alır almaz geldim. 5 dakika kadar oluyor. Komutanım, bir husus daha var. Nedir? Serdar Üsteğmen. Kaan Yüzbaşı ile beraber gitmiş. Hiç iyi olmadı işte. Emniyet müdürlüğüyle bir daha konuşalım. Emredersiniz. Tim ne alemde? Hazırız komutanım. Emrinizi bekliyoruz. Sağ olasın. Allah korusun da. Diyelim ki Kaan Yüzbaşı'nın kardeşinin başına bir şey geldi. Alamadık o elinden. Ne yapacağız? Ne olacak? Nasıl soru be ya? Ağzını ayrı aç. Abi ben ağzımı açayım. Açayım da. Yani adam ne yapsın? Ha? Düşünün ya. Onun yerinde biz olsak ne yapardık? Cehennemin dibine düşmüşsün. Yaralanmışsın, hastanelerde yatmışsın. Sonra bir telefon geliyor. Ne o? Kardeşin elimde. Yok ya. O dille benim kafam atlatacak. Makineyi alıp böyle burnumu dikine gidesim var. Bu nasıl bir muhabbet ya? Bu nasıl bir iş? Biz neyi bekliyoruz? Murat Teğmen de bir şey demedi değil mi komutan? Yok, demedi. Hazırız işte, bekliyoruz Selçuk. Hepsi bu. Bekliyoruz. Profesyonel bekleyici olduk. Bir şey yaptığımız yok. Rahat beyler, rahat. Biliyorum soruyorsunuz. Ama benim de tek bildiğim şey Kağan Yüzbaşı'nın bilinmeze gittiği. Üstelik yanında Serdar Üsteğmen de var. Abi yanına bir şeyler aldın mı? Bize sağlam 2 tane makine lazım ha. Yeteri kadar da mermi. Değil mi? Hadi aramadın mı bu hala? Serdar bak gerçekten çok teşekkür ederim. Ama sen gelmiyorsun kardeşim. Hayır, geliyorum. Oğlum niye anlamak istemiyorsun ya? Mesele benim meselem. Mesele benim kız kardeşim. Ayrıca senin sorumluluğunu almak istemiyorum. Ya ne sorumluluğu abi? Ben de geliyorum. O kadar. Seni bir arabaya binecek bir yerde indireceğim şimdi. Hayır abi. Ya ben sana abi diyorum be adam. Ha? Annene anne diyorum. Üzerime üniformalarımı giydiğimde komutanım diyorum. Aynı mevzide çatışıyoruz. Beraber büyümüşüz. Ben senin kardeşinim. Bunu anlamak ne kadar zor olabilir? Abicim, komutanım ben de geliyorum. Bana daha fazla in bin bir şey deme yani. Hem bize, bak bize lazım olan aslında sağlam 2 tane uzun namlulu da işte o yok. O yüzden en güzelini biliyor musun? 2 tane sağlam tabancamız olacaktı. O zaman işte. Aslında 3 tane olacaktı. Nereden çıktın lan sen? Kim o abi? Jandarma uzman çavuş Turgut Avşar. Adana merkez. Turgut, meselenin seninle hiçbir alakası yok. Hemen iniyorsun aşağı, hemen. Oo komutanım, etme eyleme ya. Allah Allah ya. Ya sen beni kılıcın altından çıkardın ya, o cehennemden çıkardın. E şimdi ben senin zor zamanında yanında olmazsam delikanlılıktan sınıfta kalmış olmuyoruz mu? He kardeşim, sen de bir şey söylesene. Ya adam adamdır abi, gelsin işte bence. Adam sensin adam, bak arkadaş da öyle söylüyor. Kes oğlum sesini. Kes sesini. Sen de in bagaja bak. Tamam abi, ne güzel bak. Ya. Oğlum bak, bana çaya gel, kahveye gel, oturup konuşmaya gel. Açtım. Bir gün gel bana bunları ama bugün o gün değil kardeşim, anladın mı? O yüzden iniyorsun hemen. Allah Allah ya. Ne ara bindin bu arabaya sen? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.